çok şunları seyretmen gerekiyor. Şöyle tutayım. Koltuğu almanın da bir zamanı var o zaman. Yani tabii belli bir şu büyüklüğü isteyeceksin bak. Şimdi şu kadar küçük olduğu zaman pek dokunulmaz. Evet. Ama bu, bunun altında olduğunu alabilirsin böyle de. Şu büyüklüğe ulaştığında alacaksın genelde. Şu büyüklüğe şu çiçek bağlı, taneye bağlamaya başladığında. Evet. Mesela buradan gelmiş. Buradan sürgün verecek artık. Bu şunu şunu beslemene engel olacak şu. Bu koltuk. Evet, şu da koltuk. O da koltuk. Şu. Da hemen ana meyvanın altındaki. Yani ana dalda oluşan salkımı koruyacaksın. Evet. Lideri koruyacaksın yani. Evet. Bunlar hep sonradan çıkanlar. Ne diyorlar işte. Eğer bu koltuğumuz küçük olmuş olsaydı, yani şu dal daha küçük bir dönemde olmuş olsaydı, bunu almamızın yine sakıncası vardı. Tabii, doğru mu? Şu kadar küçük olsaydı gerekiyordu. Şunun beslenmesine engel oluyor artık bu. Evet. Şu aşamada artık zarar vermeye başlıyor buna. Oluşumuna zarar veriyor. Kopardık. Bu buradan gidecek. Sürgün vererek gidecek. Bir o alttaki peki? Şu koltuğun almana gerek yok. Gerek yok. Evet. Şu beslensin, büyüsün, çiçeklerini versin. Evet. Taneye yakın. Erken aldığımızda bu sefer bunun yine dengesinde bir bozulma meydana geliyor o zaman. Tabii. Yani burada yara açmış olursam bırak bunu da beslesin. Çünkü bunu beslerken bu fotosentezle bu ana dalı da besleyecek. Evet. Yani biraz izin vermek gerekiyor. Erken alırsan şey yapar. Çok fazla seyretmeye gidersen silkebilir şeyi. Şu. Bu kendi dalı. Yok, şuradan koltuk aldık. Bu koltuğu aldık. Arada meyve vardı. Meyve veren başka bir dal vardı. Onu aldık biz. Fazla şeye de gerek yok. Yani dallarla fazla oynamaya gerek yok. Yani aslında şöyle yapıyorlar. Şu meyve bağladığında şu dalları da alıyorlar ki şuradan güç buna binsin diye. Hı hı. Şimdi erken daha çiçekte stresi sokabilir diye, uyum sorunu yaşayabilir diye bunları bırakıyorsun. Bu meyveyi bağladığında tam buna sararacak. Evet. Sarardığında bunları koparacaksın. Tekrar temizleyeceğiz bunu. Ne yapacaksın? Bunu kopararak gidiyorsun böyle. Belirli bir şeye kadar. Evet. Domateslerde genelde böyle. Sistem uygulayın. Yani. Mesela şu ana dalın en büyük sorunu işte bak bu. Bizi de aldatan şu meyve. Ne hangisi? Yapıyorsun? Şu meyve aldatıyor bizi. Şu evet. Yani. Şimdi buradan geliyor ana dalda. Şu şeymiş gibi gözüküyor değil mi burada? Ana dalmış gibi gözüküyor. Halbuki bu... İzin verirsen bu da ana dal olacak. Ana dal olacak. Evet. O zaman iki çatalla yürürsün böyle ama senin köklerden çok şeyin var. Evet. Taçın var senin. Onun için tek dal üzerinden götürmeye çalışacağım. Böyle gidecek artık. O zaman ne yapıyoruz? Yani şu meyveyi kurtarmak için bu koltuk tabii. Kabul edeceğiz bunu. Tabii. Ana dal değil de koltuk şu kabul edeceğiz. Meyve aldatmayacak seni. Evet. Koparacaksın. Cazibesine kapılmayacaksın. Evet. Hakikaten çok da güzel gözüküyor ama maalesef yani. Götüreceğiz. Evet. Başka çaresi yok. Şöyle kesebilirsin hafifçe. Ana gövdeye zarar vermeden. Çünkü şuraya değmesini istemiyorsun şeyin. Kesici aletlerin. Evet. Bak, bunları izin vermeyeceksin aslında aşağılarda. Şu aşağılardaki meyvelerin hepsinin toprakla temasta. Yani oturak domates olsa belki kurtarır ama genelde de oturak domatesle yapanlar da istemiyor bu meyveleri. Yani biraz daha çok meyve vermek istiyorsan şuralarda izin vereceksin.